Emrullah Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Kamu işlerinin yeni %15 zamlı tediye ve ikramiyelerini hesapladık. Arkadaşlar bugün 1 Temmuz yeni aya girdik. Bu aydan itibaren bütün kamu kurumlarının yeni zamlı maaşlarını 14 Temmuz ve 14 Ağustos'tan itibaren ikramiyeleri, tediyeleri, sosyal yardımları, vergi dilimlerini hepsini teker teker hesaplayacağız. Bilginiz olsun. Bizi takip edin ve aynı zamanda Kamu İş Haber Instagram sayfasına tıklayın, takip edin. Linkini videonun altında bıraktım arkadaşlar. Bilginiz olsun, bu bilgiyi de vereyim. Instagram'da bizi kesinlikle takip edin. Gelelim videonun konusuna. Merhaba sevgili işçi arkadaşlar. Bugün itibariyle 3 kurumda 14 Temmuz zamlı 833 TL YMİ'li maaşları, sosyal haklarını tabularında sizlere haber yaptık. Bunlar nedir? Üçünde de kanalda videoları vardır. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı arkadaşlar. 14 Temmuz zamlı maaşlarını hesapladık. Hepsinin kanalda videosu vardır. Yazı olarak da web sitemiz bakın burada duruyor. Memurlarhaber.com'da yazı olarak da bu tabloları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Web sitemizin ana sayfasında duruyor yazılar. Diğer kurumları da bugün ayın 1 Temmuz. Bu önümüzdeki haftadan itibaren bayram dönüşü bütün kurumları teker teker hesaplayacağız. Kanalda YouTube videosu olarak yapacağız. Instagram'da paylaşacağız. Ve web sitemizde de haberini yapacağız. Bilginiz olsun, o yüzden Instagram'da bizi takip edin arkadaşlar. Diğer kurumlarda da hesaplayıp bayramdan sonra sizlere haber yapacağız dediğim gibi. Şimdi de tüm kurumlarda 1 Temmuz itibariyle zamlı 833 TL YMİ'li tediye ve ikramiyeleri hesapladık. Hesaplamadan önce bütün kamu işlerine önemli bilgilendirme: yemek ücreti, gece zammı, iş primi, yoğurt yardımı, işe gittiğin gün kadar yatıyor, işe her ne sebeple olsun gitmediğin gün bu ücretler yatmaz arkadaşlar. Yemek ücreti, gece zammı, iş primi, yoğurt yardımı, işe gittiğin günlerle orantılı olarak yatar. Birçok kurumda 14 Eylül'de yatacak olan yılın ikinci 30 günlük ikramiyesi yeni zamla birlikte 15.330 TL oldu arkadaşlar. Yine SGK kurumu ayrıca bütün kurumlarda kamu işlerine yatacak olan yılın son 4. tediyesi 18 Aralık'ta yatacak ve yılın son 13 günlük tediye ikramiyesi de yeni zamla birlikte 6.643 TL oldu arkadaşlar. Bu hesaplamalar %27 vergi dilimine göre hesaplanmıştır. Kamu işlerinin 14 Ağustos maaşlarını da hesapladık. Bakın bu videoyu haberin altına ekledik. Bu videoda kanalda, YouTube kanalımızda bulunuyor. Bilginiz olsun, YouTube kanalımızda kanal duvarından bu videoları bulabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, videoyu burada bitiriyorum. Sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Bizi Instagram'da da takip edin. Linkini videonun altına bıraktım. Tıklayın, Instagram'a da gelin arkadaşlar. Tabii ki kanala abone olmayı da unutmayın.